Hocam tebrik ederiz. Deplasmanda galibiyetle döndünüz. İki galibiyetimiz özellikle deplasmandan. Biz kısaca tabii ki 2 haftadır aşağı yukarı yoktunuz. Öyle diyelim. İşte kupa maçı, lig maçı. Evet. Öncelikle İstanbul Spor maçı hakkında kısa görüşlerini, takım 2-0'a geçti. Burada da çok sevindik. Sonradan tabii ki eğlendik. Daha sonra deplasmana gittik. Orada ilk galibiyetimizi aldık ve son olarak da sahamızda yapacağımız maçtaki durumlarını sizden alalım. Evet, İstanbul Spor maçı bizim açımızdan çok iyi mücadele ettiğimiz, gelişimimiz açısından birçok şeyi gördüğümüz bir müsabaka oldu. İstanbul Spor tabii yani iyi bir takım. Yani bu PTT Ligi'nin iyi takımlarının bir tanesi. Tabii genç, dinamik. Zaten bunları bile bile hazırlandık. 2-0'da golleri de skorumuzu da bulduk işin açıkçası ama sonra oyun içinde tabii tecrübeden Fatih Ergen'in sakatlığı, merkez orta sahamız oyuncumuzun sakatlığı. Oyuna sonra attığımız arkadaşların oyun içindeki çok katkısını alamadığımız müsabaka oldu. Maç uzatmalara gitti. 2-2 uzatmalara gitti. Uzatmalarda da yine birçok pozisyonumuz var değerlendiremediğimiz. Gol yedik 3-2. 3-2'den sonra maçı çevirmek için çok iyi mücadele etti arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman yani gol bulmak için, turu geçmek için bütün mücadelemizi gösterdik. Ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz ve şanssızlığımız yüzünden elendik. Ama oradan yine Palaspor'a yani çok iyi bir izlenim bıraktık. Alkışlanarak her zaman söylediğim alkışlanarak ayrıldık. En azından bu kulübün sporcu arkadaşlarımızın neler yapabileceğini gördük. Yeşilyurt maçından sonra pazara geldik. Yeşilyurt maçına hazırlandık. Tabii rakip takımı puan durumundaki sıralama kimseyi yanıltmasın. Bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Sadece geçen seneki o Bal Ligi'nden çıkan teknik ekip problemleri varmış takımla alakalı. Oyun disiplinleri eksikti. Rakibin biz yine oyuna Neşirlik maçına yine iyi başladık. İstekli başladık. Direkten dönen toplarımız oldu. Pozisyonlarımız oldu. Rakibin yine ender geldi. Ataklarından bir tanesinde gol yedik. Gol yedikten sonra bir 3-5 dakika işin açıkçası bir bocalama dönemimiz oldu. Oyuna yani oyun içinde taktiksel olarak değişikliklerimiz, oyuna soktuğumuz arkadaşların inanılmaz katkısı bizi orada golü bulmamıza etken oldu. Golü bulduktan sonra rakip bu sefer panikledi. Biz daha iştahlı, arzulu oynadık ve ikinci golü bulduk. Evet, oradaki o 3 puana çok ihtiyacımız vardı. O 3 puan aldığımız 3 puan takımın hem moral motivasyonunu, hem bu kulübün neler yapabileceğimizi, üst sıralara tırmanma açısından bize katkısı olduğunu biliyorduk. 3 puanımızı aldık. Şimdi bu haftaki Gölcük maçına hazırlanıyoruz. Evet. Bugün ilk antrenmanımızı yapıyoruz. Maçında, Yeşilyurt maçında ana kadrodan 4 oyuncumuzun hem sakat hem cezalı oluşu orada da bizi yine çok çocuklar sağ olsun. Yani her zaman söylüyorum. Giren git hani bizim için bahane yok. Hani oynayan arkadaşlar da mükemmel daha da hani çok iyi mücadele ediyorlar. Şimdi Gölcük maçındayız. Eksik oyuncularımız da aramıza katıldı. Bir Şahin Ali kaptanımız yok. Eksik oyuncularımız da aramıza katıldı. Şimdi bu maçı da artık iç sahada da kazanmanın vaktini geldiğini düşünüyoruz. O yönde hazırlanıyoruz. Buradaki o 3 puan takımın moral ve motivasyonunu inanılmaz derecede yükseltti. Şimdi içerideki taraftarlarımıza, gelen taraftarlarımıza, bizi destekleyenlere hem iyi oyun, daha ziyade her zamanki gibi çok iyi mücadele ve iyi oyun ve 3 puan alarak onları da taraftarlarımıza içeride sevindirmek istiyoruz. Evet hocam, takımda gol atmaya başladı diyorlar. Halk da seviniyor. Bu konuda diyecekleriniz var mı? Tabii yani şimdi gol sıkıntısı çekiyorduk. Şimdi evet gol sıkıntısı çekiyoruz ama baktığınız zaman da son 2 maçta 4 gol atmış bir takım. Evet. Yani. Ne şimdi durum ne? Biz her zaman söyledim yani sezon başından beri genç bir kadroyuz. Gerçekten çok gençiz. Yani çocukların ilk profesyonelikleri gibi ilk yani maçları çocukların. Bunlar tabii ne? İşte oyun içinde telaş, son vuruştaki işte çabukluk diyeyim yani böyle telaş diyeyim. Bu çocukları etkiliyor. Oynadıkça pozisyon bilgileri artıyor. Oynadıkça üstüne koyuyorlar. Geçen mesela Mithat son Halide Edip maçında dakika 85'ti yanılmıyorsam 80-85. Dakikalarda %100'lü golü kaçırdı. 6 pas içinden kaçırdı. Bu hafta aynı pozisyonun daha da zor bir pozisyonu gol vuruşunu yaptı. Bu ne gösteriyor? Oradaki o pozisyondaki o anda yapması gereken bilgisini, o yapması gereken olayı
tecrübe edinerek bu maçta gösterdi. Şimdi durum ne? Evet, gol atamadık. İyi mücadeleydi, takım gol atamadı. Ama şimdi baktığınız zaman da o şanssızlığımızı da kırdık. O gelişimi de gösteriyoruz. Gelişe yolumuza devam edeceğiz. Ya çocuklardan memnunum yani. Bu takıma yeter ki bu pazar halkı bizlere ve çocuklara güvensin. Yani bu merak etmesinler. O sıkıntı falan biz bu takım yaşamayacak Allah'ın izniyle. Ayaklarımız sağlam tabii ki her zaman. Ayaklarımız sağlam yere basarak devam edeceğiz. Her gün üstüne koya koya bu takım gidecek. 34. hafta sonunda inşallah düşündüğümüz yerde olacağız. Düşündüğümüz neresi? O ilk beşin içinde olmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Allah da bize inşallah karşılığını verir. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Evet, yani. Şu anda takım çalışıyor. Şu anda değerli izleyicilerimiz hocamızdan maç yorumlarını aldıktan sonra şu anda takım çalışmalarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi istasyon çalışmaları Mikail hocam başlarında. Bu tarafta da kalecilerimiz çalışıyor. Hocamızın da dediği gibi bu hafta kendi sahamızda ilk galibiyeti almak istiyoruz dediler. Tüm spor severleri hocamız maça davet etti.